Güzellere. Dün gece Recep Tayyip Erdoğan dedi ki artık ekonomik sıkıntımız kalmadı diye bir açıklama yaptı. Ne diyorsun? Vallahi 40 tane yalan bir arada atıyorlar. Ne diyeyim ben? 40 tane yalan bir arada. Şimdi abi senin ekonomik sıkıntı kalmadı mı? He? Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre şu an senin ekonomik sıkıntın olmaması lazım. Ona göre olmaması lazım. Neden ben 100 tane korumayla gidiyorum, 300 tane araba arkam sıra. Öyle gidersem şeyim kalmadı, sıkıntım. Ama korumayı da söyleyince diyor ki ben dünya lideriyim diyor, korumayla gideceğim diyor. İşte dünya lideri olduğu için kapı kapı de devlet devlette geziyor bize para verir mi diye. Abi bu emekliyi niye unuttu peki? Emekli mi? Emekli gebersin diyor. Az vereyim. Vermeyeyim. Emekli gebersin diyor. Emekli için öyle mi düşünüyor abim? Öyle düşünülüyor. Peki asgari ücret için de mi öyle düşünüyor? Vallahi ben 7500 kağıt alıyorum. Geçinemiyorum, pazara da gidiyorum. Akşamüstü dökülen şeylerden topluyorum. Eve götürmek. Evin kira mı kendin mi abi? He? Kendini mi kira mı? Kira da değil, kendimin de değil. Birisi... Hayırına verdim. Paran yok. Gel şurada otur dedi. Evi bekle dedi. Ama diyor ki mesela Cumhur İttifaklar Türkiye'de diyor gariban halk yok diyor mesela. Buna ne diyorsun abi? Kim diyen? Cumhur İttifaklar öyle diyor. Vallahi biri iyi polis rolü oynuyor. Biri kötü polis oynuyor. Rahmetlik Mesud'un partisindeki Mustafa çıkıyor. Diye bekliyi unutmayın. Abi AK Parti'ye oy verenlerden misin, değil misin? Ben mi? Evet. Ben ne AK Parti'ye veriyorum ne de ötene ne de ötene. Hepsi gelse aynı. Milletvekiller kendi parasıyla seçime girsinler. Devletin kasasından değil. O zaman... 2 senede emekli olup gidiyorlar 80-90 bin lira aylıkta. Yemin ettikten sonra emekli oluyorlar. He. Yemin ettikten emekli oluyor. He. Ben de 7500 kağıttan acımdan ölüyorum. Gavurun emeklisi geliyor. Burada bir ay, iki ay şey yapıyor. Ama dün mecliste açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Dedi ki bundan sonra dedi ben halkımı ezdirmeyeceğim. Şaha kaldıracağım dedi. 31 Mart 2024'e kadar sabredin dedi. O 2024 2044 olur. Fakirliğe devam mı abi? He, fakirliğe devam. Teşekkür ederim abi. He, yani zenginliği görmezdik. Abi petrolü bulduk mesela. Petrolden faydalandın mı sen? Ne bileyim sana dolar euro olarak geri geldi mi? Vallahi şeyden mazot bulmuştuk. Geldi. Yok senin cebine yansıdı mı? Cemme mi? Cemde parayı koyacak yer bulamıyorum. Emekliden bir okuna yastığın altından verin. Yastığın altında ne varsa emeklin. Teşekkür ederim abi sana. Dün akşam Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Dedi ki artık dedi ekonomik sıkıntımız kalmadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi abi şimdi ekonomik sıkıntı kalmamış da bu milletin derdi ne ya? Sıkıntısı ne ya? Mazot olmuş 41 lira. Elektrik anasının nikahı, doğalgaz anasının nikahı olmuş. %224 zam geldi. Evet, yani şimdi bu millet şu anda doğalgaz kullanmıyor. Elektrik de kullanmıyor. Yarın içeriye girsin, kış gelsin. O zaman baksın millet dumanına. Peki abi bu açıklamayı o zaman niye göre yaptı sence? Abi niye göre yaptı? Önümüzde seçimler var. İşte bir kere bu halk, bu Türk halkı şunu düşünmesi lazım. 19 yıl, 20 yılda mazot 19 lira zam yiyor. Kimse kulağını açmadı. Peyderpey. 3 ayda iki mislisin nasıl zam yiyor? Bu millet bunu hak ediyor. Bu millet buna layık. Peki abi Mersin seçimde niye Recep Tayyip Erdoğan bu kadar vaat veriyor? Cumhurbaşkanlığında da verdi vaat mesela. Şimdi yerel seçim var. Hani abi verdiği vaatler neydi abi? Bu adam ilk geldiğinde bu ülkenin altı bu ülke bir kazan dedi. Altı delik. El birliğiyle bu kazanı kalaylayacağız dedi. Doğru mu? Kazanı kalayladı. IMF'ye para vermeye kalktı. Yunanistan'a yardım etmeye kalktı. Bugün ne oldu da gitti duvara tosladı. Ekonomi bugün ne oldu da duvara tosladı? Bundan 10 yıl önce bankayı soydu diyen
Maliye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bakanlıktan aldı. Bugün geri maliyenin başına getirdi. Ala vere dala vere Kürt Mehmet nöbet edirler ya, hani tabiri caizse. Bunların işi bu abi. Ama benim bir tek en önemli beni üzen, Müslüman olarak üzen bir tek soru var. Ama bunu yayınlayacaksınız. Bu soruyu soracak. Bu meclistekilerine ve bu Türk halkına soruyorum. Şurası cami. Herkes camide şimdi namaz kılarak indi. Doğru mu? Çıkarsın kimliklerini. Kimin cebinde, kimliğinde Müslüman yazıyor, İslam yazıyor? Hangi birimizin kimliğinde İslam yazıyor? Yahudininkinde Yahudi yazıyor. Hristiyaninkinde Hristiyan yazıyor. Müslümaninkinde dinsiz yazıyor. O Atatürk kimliğinde İslam yazıyor. Tam ben de aynısını söylüyorum. Bizim derdimizin zoru ne abi? Abi orayı sor, ben bilmiyorum. İşte ben de diyorum ki bu halk bunu hak ettiği için yani Tayyip Erdoğan başımızdan gitmez bizim. Herkes başını kuma gömmüş. Tayyip Erdoğan'ın hedefi 2053. Allah da başını. Gel abim gel buraya gel buraya. Sizin sesinizle konuşamam ben. Niye gel? Çünkü adamdan çok memnunum. Abi niye memnunsun? Dün akşam Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki artık dedi ekonomik olarak bir sıkıntımız kalmamıştır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl kalmamış yavrum? Nasıl kalmamış? Sıkıntımız daha devam ediyor ama şimdi öbür partiye rekabet geldiği için çok seviniyorum. İnşallah önleri açık olacak. Hepimizin için, tüm Türkiye dünya için iyi olacağını düşünüyorum bunu. En doğrusu hangisi ise ona halkımız kararını versin, oyunu versin. O peki, kadar. Bu kadar kardeşim. Peki ablam bu açıklamayı neye göre yaptı o zaman dün akşam? Ben onu niye göre yaptı? Kendine o özgüvenim olduğu için herhalde yaptı. Onu tahmin edemiyorum. Her türlü konuşmaları devam ediyor yıllardır. Ama şurada beklediğimiz güzel yerlere geldik. Şurada bu koronadan sonra bütün ekonomi, her şey bitti. Doğru halkımız doğru kararı versin, doğru insanı seçsin bundan sonra. Ablam bundan önce kime oy attın sen? Attım. Güvendiğim birileri vardı attım. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Niye söyleyeyim ey kardeşim? Niye söyleyeyim? Ama bundan sonraki halkımız seçeceği, oyunu vereceği insanları bilsin. Yıllardır hadi kolay gelsin görüşürüz size. Abla. Dün gece Recep Tayyip Erdoğan dedi ki aynen cümlesi. Haber söyledi. Dinlemedim ama dün. Dün gece kendi açıklaması diyor. TRT kanallarının açıklamada şöyle bir şey dedi. Dedi ki artık ekonomik sıkıntımız kalmamıştır. Bu cümle hakkında ne düşünüyorsun? Sıkıntılar bitmedi ki sen nasıl kalmadı ya? Sıkıntılarımız çok. Ya, emekliye veriyor 7,5 lira. 7,5 lirayla kim geçinmiş? Yani sonumuz zor. Ama bazı emekliler de diyor ki ben 7,5 lira para biriktiriyorum diyor. Kim varmış öyle? Tek başına hele 2-3 kişi geçiniyorsa mümkün değil geçinmek. Allah sonumuzu hayır eylesin. Gidişimiz iyiydi zaten.